Devam edelim. Bartın'daki maden patlamasında yürütülen kurtarma çalışmalarının teknik boyutu da merak ediliyor ve CNN Türk'ten Fulya Öztürk merak edilen o çalışmaların detayını maden teknikeri Osman Demiral'a sordu. Söyleyeceğim hemen size. Şimdi 13 kişiye ulaşmaya çalışıyordu ekipler, biliyorsunuz ki. 13 kişinin bulunduğu alan tespit edildi ve ulaşıldı 13 kişiye. Şimdi Osman Demiral yanımızda. Maden teknikeri kendisi. Aynı zamanda bu operasyonu en başından beri yürüten isimlerden biri. Şimdi içeride yangın vardı. Yoğun bir duman vardı. Ekipler nasıl müdahale etti? İlk patlamada, yani ilk dumanın olduğu kısımda sırtımda bulunan cihazla müdahale ettiler. BG4 kapalı devre solunum sistemi cihazımızla, talihsiz cihazımızla bulunan. Ondan sonra da duman ve gaz azaldıktan sonra da normal bir şekilde müdahale etmeye başladılar. BG4 dediğim gibi kapalı devre solunum sistemi gördüm sırtımda. Bu şekilde yüz maskesiyle birlikte dışarıdan hiçbir şekilde zehirleyici bir gaza maruz kalmadan çalışmamızı sağlıyor. Bu elinizdeki? Şu elimdeki 30 dakikalık OFK maskesi, her madencinin ocağa inerken sırtında olması gereken bir iş güvenliği malzemesi. Bunu açabilir misiniz? Hayır, bunu açamayız. Açtığımız zaman bir daha kullanamıyoruz. Kullanamıyorsunuz. Tabii, acil durumlarda. Bunun önemi nedir? Siz bunlarla müdahale ettiniz en son aşamada, doğru mu? Evet. Bunu şöyle, gazlı ortamlarda müdahale edebileceğimiz cihazlardan biri tek bu elimizde bulunan. Kapalı devre sistemi çalıştığında bütün gazlı ortamlara girebiliriz ama belli bir çalışma şartları altında. Yani mesela diyelim bir saat veya yarım saat arasında müdahale edebilme imkanı bize sağlıyor. Ondan sonra geri gelip ikinci bir ekip gidiyor. O şekilde. Kaç saat içeride bu ekipmanla kalabiliyorsunuz? Ortalama yarım saat. Yarım saat 45 dakika. Fazla kalamıyoruz. Çünkü efor sarf ettiğimiz zaman hem cihaz içine hem vücudumuz fazla efor tüketmek için yorgunluk belirtisi ve geri çıkma zorunda. Şimdi efendim şurada asansör var. Evet. Şimdi bu asansörden aşağıya 300 metre aşağıya indiniz. Tabii. Doğru mu? Evet. Yani indiğinizde nasıl bir manzara vardı? Çünkü en son çıkan ekip sizsiniz. Biz olayın olduğu yere girmediğimiz için şunu söyleyeyim. Biz gelen arkadaşları gördüğümüz için, göçükten katılan arkadaşları gördüğümüz, yani iyi bir manzara yok. Yani kötü bir manzara. Ama göçüğün olduğu yeri soruyorsanız da oraya biz gitmedik. Bizim diğer arkadaşlarımız gitti. Onların anlattığına göre de iyi bir manzara yokmuş şu an. Nasıl tahliye yapılıyor efendim? Sedyeler üzerinde. Aşağıda sedyelerle birlikte asansörle birlikte dışarı çıkıp koşup. Yer altında bant var, engellerimiz var. Ondan doğru. Belli bir meyle çıktığımız için arkadaşlar efor sarf ediyor. Yoğun bir şekilde çalışıyor. Şu an şu ekipman tabii merak ediyorum. Tabii. Şimdi şunları da bize anlatın. Bu cihaz, kullandığımız cihazın ne kadar... Neyi belirtiyor şu an? Şu süreyi belirtiyor. 1.5 saat. Şu da 1.78 barı belirliyor. Yani oksijen tüpün içindeki oksijeni ve bizim çalışma süremizi belirliyor bu. Biz buna göre hareket ediyoruz. Belli bir grupla şeklinde. Bu sizi uyarıyor yani. Tabii bu bizi uyarıyor. Oksijen seviyesini ayarlıyor bize. Bizi oksijen seviyesi düştüğü zaman bizi uyarıyor. Şu saatte şu dakika ona göre ayarlayıp çıkmamız gerekiyor.